Herkese etolgozbek.com'dan merhaba. Malum koronavirüs nedeniyle aylardır program yapıyoruz. Hava yolları kötüye gidiyor. Ne zaman açılacak derken seferler önce iç hatlarda başladı ve yavaş yavaş dış hatlarda açılmaya başladı. Yazarımız Doktor Abdullah Nergis geçen hafta yapılan Türk Hava Yolları'nın ilk İstanbul-Ankara seferine katıldı ve neler gözlemledi? Şimdi birlikte bazı sorular soracağız. Neler değişti? Çünkü birebir bunları yaşadı. Merhaba Abdullah, hoş geldin. Merhaba Tolga, hoş bulduk. Ne oldu bu uçuşlarda? Neler yaşandı? Maskelerden, terminallerden başlayalım. Şöyle bir adım adım neler yaşandı bir konuşalım istersen. İzleyiciler hatırlar aslında Kemal Geçer, Lufthansa Türkiye Genel Müdürü, bir de Nevzat Arşan, Atlas Global'in eski genel müdür yardımcısı, hep beraber bir program yapmıştık. Sen bize demiştin ki uçuşlar başladığı zaman uçar mısınız hemen, gider misiniz? Herkes farklı bir şey söylemişti. Ben o zaman demiştim ki fırsat olursa hemen bir başında gitmek isterim ki göreyim neler değişti diye. Gerçekten de öyle bir fırsat oldu. Normalde 4 Haziran için planlanıyordu. Sonra bir an bir duyduk, 1 Haziran'da uçuşlar başlıyor. Ben onu duyar duymaz aldım cep telefonunu elime. Türk Hava Yolları'nın mobil aplikasyonundan hemen bir bilet satın aldım. Ankara uçuşuna. İlk uçuş malum 1 Haziran'da. Ve tabii onun öncesi bir HES kodu var. Ondan bahsedelim. Hayat Evestrar uygulamasını indirmeniz gerekiyor cep telefonu. Onun üstünden bir kod alıyorsunuz. O kod gelirse size, yani onay verilirse sizin seyahatinize, o zaman uçabiliyorsunuz tabii ki. Onu aldıktan sonra bileti satın aldım ve havalimanına doğru 1 Haziran sabahı yola çıktım. Ben bir soru Normalde sorayım. HES kodunu tabii. aldın. Kaça aldın bileti? Fiyatı neydi biletin? Şöyle oldu orada. 186 liraydı one way. Yani tek gidiş. Gidiş dönüş 186 çarpı 2 gibi bir şey oldu. Ne oluyor? İşte 370'e falan geliyor yanlış hatırlamıyorsam. 380 öyle bir şeydi toplamda. Bazı hatlarda, onlara belki sonra da geliriz. Talebin çok yoğun olduğu hatlarda fiyatların çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Yani ben onu Havayolu 101'de de yazdım. Özellikle Trabzon, Diyarbakır gibi uçuşta yer bulmanın zor olduğu hatlarda 400-450 liraya kadar, hatta one way'de tek yönde bilet fiyatı çıkıyor. Yani gidiş dönüş bir kişi neredeyse 1000 liraya geliyor. İşin doğrusu bu. Ama ben alırken biraz daha uygundu. Bir de ilk uçuş olduğu için herkes anlayamadı zaten tam ne uçuş başlıyor, başlamıyor. Böyle bir kafa karışıklığı oldu. O fırsattan yararlandım ben biraz da. Belki Aldım de ve Sayın Bakan'ın da ilk uçuşa gelmesi biraz daha protokol olmasıyla sen de uygun fiyata bir Ankara'yı birkaç saatliğine gördün galiba. evet, aynen öyle oldu. HES Normalde kodunu biletini satın aldın. HES kodunu hemen geliyor mu SMS attığın zaman HES kodu? Hemen geldi. Hemen geldi. Onunla zaten işleminizi yapıyorsunuz. Onun olmadan mümkün olmuyor ama kısa sürede geldi. Çok basit bir işlemdi o. Herhalde belli bir kriterler çerçevesinde sizin durumunuzu kontrol ediyor anladığım kadarıyla arka planda. Ondan sonra bileti satın aldım dediğim gibi. Orada şöyle bir şeye değinmek lazım belki Tolga. Online işlemlere, geri kalan işlemlere izin vermiyor THY. Yani online işlemlerden kastım şu: bileti satın aldınız, tamam. Ama online check-in yapmanıza izin vermiyor. Koltuk seçimine de izin vermiyor. Aslında bu bir dezavantaj. Şu açıdan dezavantaj. Beni mutlaka havalimanında ya kioska gitmek zorunda bırakıyor, boarding pass'ımı almak için, biniş kartımı almak için. Veya oradaki check-in kontuarlarına gitmek zorunda bırakıyor. Oysa benim elimde hiçbir çanta yoktu, bavul yoktu, hiçbir şey yoktu. Ben mobil boarding pass'ımı alabilsem direkt uçağa geçecektim. Orada mutlaka beni bir şekilde havalimanındaki değişik yerlerle temas etmek zorunda bırakıyor. Aslında bu iyi bir şey değil. Bunu değiştirilir belki de. Ve bunun arka planında şu yatıyor. Yani işte sosyal mesafeye uygun bir yerleşim olsun uçağın içinde. İstediği koltuğa oturmasın gibi bir mantık var ama zaten sosyal mesafe uygulaması uçak içerisinde geçerli olmadığı için aslında herkes serbest bırakabilir bence. O öyle bir dezavantaj var. Başta şöyle söylenmişti. Bir sürü işlemi yolcu kendi yapacak. Minimum yere dokunarak uçağa doğru gidecek ama herhalde bunun biraz kontrolünü havayolu elinde tutmak istiyor belki de. Öyle görünüyor. Bundan dolayı yapmış olabilir. Peki havalimanına gittin. Havalimanının girişinde neler var? Biraz anlatır mısın bize? Önce saatten bahsedeyim. Saat 10'daydı uçak. 1 saat önceden normalde gittiğimiz zaman iç hat için uygun oluyordu. Rahatlıkla içeri girebiliyorduk ama 2 saat önceden gelinmesi tavsiye edilmişti. O yüzden ben erkenden gittim. Saat 8, hatta 8'e çeyrek kala falan oradaydım. Ama geçen gün, evvelsi gündü yanlış hatırlamıyorsam, THY'den yine bir açıklama geldi ve tüm uçuşlarda 3 saat önceden havalimanında olunmasını tavsiye ediyor. Bu çok uzun bir süre Dolga. Ya gerçekten çok uzun bir süre. Özellikle kısa mesafedeki iç hat uçuşları için yolcuların 3 saat önceden havalimanına gelmesi ciddi bir yük oluşturacak gibi gözüküyor yolcuların üstünde önümüzdeki dönemde.
Ben Türk ama dediğim gibi 8... Türk Hava Yolları bu 2 saatlik sürede yetiştiremiyor mu acaba? Ne yaşanıyor? Demek ki bu 3 saate çıkartıldığına göre bir problem var orayla ilgili anladığım kadarıyla. Kesinlikle. İlk gün olduğu için biz onu yaşamadık orada tabii. Müsait diğer taraf. Çünkü zaten 2-3 tane uçuş vardı toplam o gün. Ankara'nın dışında bir Antalya vardı, bir de İzmir vardı. Belki bir de Trabzon o kadar. Ama belli ki sonraki günlerde bir problem olmuş ki bu 3 saate çıkartılmış. 3 saat ama gerçekten çok uzun bir süre. 8'de dediğim gibi ben oradaydım. İçeri girerken normalde yolcu olup olmadığınızın sorulması gerekiyor. Daha sonradan ben onun sorulduğunu gördüm ama ben girdiğim anda öyle bir şey yoktu. Belki de yine ilk günün bir henüz hazırlık aşamasında olması sebebiyle normal personel giriyordu hatta orada. Ben de onlarla beraber girdim. Kimse bana boarding pass işte bilet sormadı. Orada kioska gittim. Kioskta yine HES kodunuzu şöyle okutturuyorsunuz sistemi. Oradan size boarding pass'ınızı veriyor ve otomatik olarak koltuk numaranız seçilmiş olarak çıkıyor. Daha sonra yine güvenlikten geçtim. Arkasından işte güvenlik sonrası, ikinci güvenliği kastediyorum. İkinci güvenlikten sonra içeride G pier'i yanlış hatırlamıyorsam. Evet, G iskelesi. Uçak oradaydı. İç hattı seferleri biliyorsun G'den yapılıyor yeni havalimanında. Oraya doğru yürüdüm. Yürürken şunu gördüm tabii. Dükkanların tamamına yakını kapalıydı. Orada 2-3 tane dükkan vardı açılmış olan. Belki şimdi yine biraz daha yolcu sayısı arttıkça o dükkanlar açılmaya başlar ama genel olarak dükkanlar tamamen kapalıydı. Aşağı indikten sonra baktım şeydeki ortama baktığım zaman terminal içerisinde tabii bayağı bir tedbir alınmış. Zaten önceden belirtilmişti işte sosyal mesafe ile ilgili hemen her tarafa duvarlara kadar stickerlar yapıştırılmış. O sosyal mesafenin korunmasına ilişkin olarak. Artı dezenfektanlar işte tuvaletlerde, diğer yerlerde her tarafta bunlar mevcuttu. Yine İGA görevlisi olduğunu anladığım bir kişi şöyle özel bir kask takıyordu. O kaskla yolculara şöyle rastgele bakıyor ve orada herhangi bir ateşi yüksek olan yolcu var mı diye onu ölçüyor. Yine benzer şekilde terminalin girişinde termal kameralar yerleştirilmişti. Oradan ölçüm yapılıyor. Ateşi olan yolcunun ayrılması söz konusu. Bana denk gelmedi öyle bir şey, öyle bir şey görmedim ama öyle bir tedbir var. Bu şekilde yavaş yavaş adeta böyle şey gibi, ne derler böyle engelli yarış gibi geçe geçe boarding gate'e kadar gittik, binç kapısına kadar. Orada arka arka anonslar yapılmaya başlandı sonra. Türk Hava Yolları'nın hazırladığı anonslar bunlar. İşte şu şekilde uçağa binilecek, şu kurallara uyulması gerekiyor. Uçağın en arkasından başlanacak, en öne doğru yavaş yavaş kademe kademe getirilecek ve sosyal mesafeye dikkat edilecek diye. Ki bu benim gördüğüm boarding süresini yani uçağa biniş süresini ciddi manada uzatan bir durum. O yüzden az önce bahsettiğim son 2 saatten 3 saate çıkartma var ya Tolga. Belki de bu yüzden yapıldı. Yani yeniden gözlemlemek lazım belki. Eğer boarding süreleri benim tahmin ettiğim şekilde uzun sürüyorsa o yüzden biraz daha yolcuların havalimanına erkenden gelmesi istenmiş olabilir. Tabii burada ben şeye de değineceğim biraz. Terminal içerisinde bu kadar fazla sosyal mesafeyle ilgili kurala uyulmaya çalışması oradaki akışı ciddi manada etkiliyor ve bir dar boğaz haline gelmiş gibi görünüyor. Sadece Türkiye'de değil bu, diğer ülkelerde de bu şekilde. Terminale giriş, check-in, daha sonra boarding süreçleri tam tahmin edildiği gibi çok ciddi manada uzuyor. Ben şu açıdan bunu biraz abartılı ve anlamsız buluyorum çünkü orada sizin ayırdığınız yolcular, mesela 1.5 metre, 2 metre neyse ayrı ayrı bulunsunlar, ayrı ayrı check-in yapsın, ayrı ayrı boarding yapsın dediğiniz yolcular uçağa biniyor ve uçakta herkes yan yana Tolga. Yani uçakta öyle bir mesafe yok. Yan yana oturuluyor. Uçakların çoğu zaten doluydu ilk uçuşlar biliyorsun. Yani bir yüzden, koltuk ayırma, işte bir boş koltuk bırakma etme gibi bir şey yok. Full herkes yan yana oturarak gittiniz. Yok tabii. Yani hem öyle, yani uçağın içerisindeki durum o şekilde, hem de bir koltuk boş bırakılsa bile sen de biliyorsun koltuklar 50 santim falan genişliği. Yani yine o sosyal mesafeyi korumak, ortadaki koltuklar boş kalsa dahi mümkün değil. O yüzden ben bu havalimanındaki tedbirlerin biraz abartılı olduğunu düşünüyorum ve önümüzdeki günlerde muhtemelen özellikle yolcu uçuş sayısı arttıkça bunu biraz gevşeteceklerdir. Çünkü bu şekilde devam edilirse havayolu şirketlerine ciddi bir yük getirecek gibi gözüküyor. Özellikle hemen şu çok basit bir hesap yapalım. Mesela şimdi 3 saat önceden gidecek deniyor ya havalimanına. İşte ben Bakırköy'de oturan birisiyim diyelim. Yeni havalimanından Ankara'ya gideceğim. Bakırköy'den çıktım. Yaklaşık olarak 1 saat, 45 dakika 1 saat havalimanına gittim. 1 saat diyelim.
3 saat önceden gittik ya, 3 saat havalimanında bekliyoruz doğal olarak. Etti 4 saat. Uçuşumuz 1 saat, 5 saat. Orada indik, Ankara'nın merkezine gittik. 1 saatte o, 6 saat. Yani ben Bakırköy'de oturan veya Fatih'te oturan birisi diyelim, yeni havalimanından Ankara'ya gitmek için 6 saatimi gözden çıkarmam gerekiyor. Hepimiz biliyoruz. Yani 4-5 saatte arabayla gitmek mümkün. O yüzden o hatlar, özellikle Ankara gibi, İzmir gibi, hatta belki de güney sahilleri, tatil noktaları olan bölgeler, insanlar buralara uçakla gitmek yerine kendi arabalarıyla gitmeyi tercih edebilirler. Bu uzayan, anormal bir biçimde uzayan süre sebebiyle. Zaten bunun etkilerini görüyoruz Tolga. Normalde Atatürk Havalimanı zamanında 22-23 sefer yapılıyordu İstanbul'dan Ankara'ya. Bu yeni havalimanında 16-17'ye düşmüştü. Şu an günlük 4'e 5'e düşmüş ve benim sahadan aldığım bilgiler doluluk oranının pek de yüksek olmadığını söylüyor. Yani %40-%50 civarında bir dolulukla uçtuğu söyleniyor Ankara uçuşlarının. Yine İzmir, Antalya, Bodrum, Dalaman gibi noktalarda da doluluk çok yüksek değil. Daha ziyade uzak noktalar, yani arabayla otobüsle gitmenin zor olduğu Trabzon gibi, Diyarbakır gibi, işte Van gibi, Gaziantep, bu noktalardaki uçuşların daha dolu olduğu, hatta yani tamamına yakınının dolu olduğu söyleniyor ama arabayla gitmenin mümkün olduğu noktalara gördüğüm kadarıyla hem uçuş sayısı çok azalmış normal döneme göre, hem de yolcu sayısında oransal anlamda ciddi bir düşüş söz konusu. Uçağa bindin, normal şeyle birlikte zon zon, yani bölüm bölüm sizi aldılar herhalde uçağa. Kimse de el bagajı yok, uçağın içine girdin. Temizliği soracağım ben uçağın. Tabii bu özel bir uçuştu. Ulaştırma Bakanı'nda, Türk Hava Yolları Üst Yönetimi'nde oldu. Özel bir uçuştu. Uçağın temizliği nasıldı sence? Valla Tolga şöyle söyleyeyim, herhalde ne kadar? Tabii tam 20 sene oldu. 20 küsur senedir uçağa biniyorum. Ben hayatımda bu kadar temiz bir uçakta seyahat ettiğimi hatırlamıyorum. Uçak inanılmaz temizdi. İnanılmaz temizdi. Dediğin gibi tabii ilk uçuş olmasının da bir etkisi var. Uzun dönemde bu kadar temiz, bu kadar hijyenik bir operasyon yapılabilir mi bilmiyorum ama uçak gerçekten müthiş temiz haldeydi. Zaten iki aydır yatmış, daha sonradan baktım iki aydır park halindeymiş. Bu uçuş için özel olarak çıkartılmış ve hazırlanmış. Gerçekten son derece temizdi. Senin de bahsettiğin gibi bölüm bölüm alındı. Ben en arkayı tercih etmiştim. En arkasını şöyle bir uçağın içini gözlemleyebilmek için. O yüzden ilk binen ben oldum uçağa. En arkasına doğru ilerledim. Orada yerime oturdum. Daha sonra kademe kademe ön tarafa doğru yolcular alındı. Ki inerken de benzer bir durum söz konusu. Onun anonslarını da çektim aslında. Videoda belki de eklemek mümkün olabilir. Ön taraftan yine işte ilk 10 sıra, 20 sıra, 30 sıra şeklinde uçağın tabii tipine, büyüklüğüne göre değişiyor bu. Kademe kademe yolcular indirildi. Bir de el bagajına bir açıklık getirelim. El bagajı bavul anlamında yok. Hani o 7-8 kiloluk bavullar anlamında yok. Ama onun dışında mesela bir laptop çantasını yanınıza alabiliyorsunuz. Veya ne bileyim bir elbise askınız var. Yanınıza onu alabiliyorsunuz. Ve onları yine üst, baş üstü kabinlerine koyabiliyorsunuz. Öyle de bir ayrıntı var. Ben önce kullanılmayacak zannettim ilk. Hatta kabin memuru bir arkadaşa sordum. Birisi koyuyordu. Çünkü dedim bu yasak değil mi? Hayır dediler. Yasak değil. Yolcu tamamen kendisi yapacak bu işlemi bu arada. Kabin memurları karışmıyor. Yardımcı olmayacaklar yani herhangi bir temas olmaması için. Ama yolcu kendi mesela laptopuna geldi ve başüstü dolabına koymak istiyorsa buna izin veriliyor. Bu mümkün ama onun dışında dediğim gibi o bavul tarzındaki 7-8 kiloluk kabine uygun bavulların alınması yasak. Onların hepsinin uçağın altına verilmesi gerekiyor Tolga. Uçağa bindiniz, yerinize oturdunuz, kalkış gerçekleştirildi. Herhangi bir tabii iç hatlarda ikramın olmayacağı açıklandı. Galiba bir hijyen seti dağıttı size Türk Hava Yolları. Evet. Onu bir gösterebilir misin? Evet, onu yanımda getirdim hatta bir tanesini. Hem giderken hem gelirken şöyle bir set var. Hı hı. Bu dediğin gibi iç hatlar için. İçinde bunun ne var? Bir tane maske var. İki tane de antiseptik mendil var. Bunlar veriliyor. Benim yine dışarıdan aldığım bilgiye göre uzun uçuşlarda biraz daha farklı. Hem maske sayısı daha fazla olacak. Üç tane galiba maske verecekmiş daha uzun hatlarda. Artı mendil sayısı daha fazla. Bir de bir dezenfekte edici bir jel yine bu paketin içinde olacakmış. Ama şu anda dediğim gibi ikram yerine bu veriliyor. İkram olarak Ankara uçuşunda sadece su vardı. Bir bardak su verildi. Onun dışında herhangi bir yiyecek, içecek gibi şeyler verilmedi Tolga. Suyu nasıl? Normal o Hamidiye su gibi paketli su olarak mı verdiler size? Evet.
İlk Hamidiye o bardak tarzındaki plastik kapalı olan şeyden verildi ama benim yine gördüm ki sen de sitede herhalde paylaşmıştın. Onu şişe haline getirecekler herhalde. Şişede verilecek daha sonra dönemde ama ilk uçuşta o bardak tarzındaki paketli sulardan dağıtıldı. Onun dışında da iç hatlarda benim bildiğim şu anda herhangi bir ikram verilmesi düşünülmüyor. Peki hiç yolcularla konuşma şansın oldu mu etrafta? Hani insanların yaklaşımları tabii bu ilk bir tecrübe. Sen de çok meraklı olduğun için bu uçuşa katıldın ama İnsanlar ne düşünüyor? Hani bu kadar 3 saat önce gitmek, önlemler, şunlar bunlar. Mesela benim aklıma şey geldi seninle konuşurken. Uzun uçuşlarda 3 maske vereceksin. O maskeleri çok dikkatli bir şekilde toplamak gerekiyor. Ağzınızdan çıkıyor ve kabin ekipleri herhalde toplayacak onları falan gibi. Böyle çok acayip detaylar var. İnsanlar ne düşünüyor? Sence nasıl olacak bu iş? Hemen onu söyleyeyim. Kabin memuru çöp toplamıyor Tolga yeni dönemde. Onu ben de sordum. Normalde çöp için bir kağıt torba bulunur ya koltuk ceplerinde, onu kullanmanız isteniyor. Yani kabin memurları kesinlikle çöp toplamıyor. Siz o maskenizi o kağıt çöp torbasının içine koyuyorsunuz ve orada bırakıyorsunuz. Böyle bir durum var. Ama biri toplayacak bunları sonuçta. Yani uçak yere indiği zaman temizlik... Yer hizmetleri personeli tabii. Tamam, kabin memurları dokunmuyor ama dediğin gibi yer hizmetleri, temizlik ekipleri bunu toplamak durumunda. Evet. Doğru. Onlar toplayacak o şekilde. Yani kabin memurları toplamıyor. Yani ben maske kullanımıyla ilgili şunu söyleyeyim. Son derece rahatsızlık verici bir şey. Hiç keyifli bir şey değil. Yani çünkü terminale girerken daha takıyorsunuz siz bunu. Arabayla gittiniz diyelim. Veyahut da eğer belediye otobüsle veya işte diğer otobüs sistemiyle giderseniz otobüsün içinden daha takmaya başlıyorsunuz. Düşün. İçeride geçireceğiniz 3 saat havalimanında. Daha sonra uçuş ve varacağınız yerde de hemen çıkaramayacaksınız. Bekleyeceksiniz hangi havalimanına gittiyseniz orada çıkana kadar. Yani son derece rahatsızlık verici bir şey. Yani hiç rahat bir şey değil. Özellikle uzun uçuşlarda nasıl olacak çok merak ediyorum. Çünkü ben o bir saatlik Ankara uçuşunda bile tahammül etmekte zorlandım. Eminim ki birçok kişi için aynı şey geçerli. Maske kullanımı gerçekten büyük sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Özellikle işte uzun uçuşlar başlayacak. Yavaş yavaş da başlıyor hatta. Uzun uçuşa gerek yok. Yani bir saat yol gittim, 3 saat havalimanında bekledin, 4. Şimdi sen 3 saatte bir maskeni değiştirmek zorundasın. Bir maske gitti, ikinci maskeye geçtin. Uçuş sırasında takıyorsun, indin. Yani en azından bir Ankara'ya da gitmekte bile 2 tane maske çıkıyor ortaya en az. Doğru söylüyorsun. Bir de ben gidiş geliş yaptım ya, aynı uçakla gittim ve geri geldim. Yani orada Ankara'da falan şey yapmadık, beklemedik. Yani Ankara'ya girmedim. O yüzden o maske sürekli suratımdaydı. Hani arada değiştirdim, ben kendi maskemi çıkarttım. THY'nin verdiği maskeyi taktım. Ama neticede dediğin gibi 2 saat havalimanı, işte 1 saat uçuş, orada 1 saat, 2 saat bekledik, geri dönüş, havalimanından çıkana kadar belki de 6 saat maskeli bir süreç geçirdim. Tekrar söylüyorum, hiç rahat değil. Son derece sıkıntılı bir durum. Özellikle yaşlılar veya çocuklar için daha da sıkıntı olabilir. Önümüzdeki dönemde belki de başka bir formül bulunacaktır diye umut ediyorum. Nasıl olacak onu da çok bilmiyorum aslında. Ve önemli bir soruyu sormak istiyorum sana. Bu dönem içerisinde bu kurallar aynı şekilde devam ettiği sürece iç hatlarda uçar mısın? İç hatlarda valla yani çok gerçekten mecbur kalmadıkça ben uçağa binmeyi düşünmem Tolga. Çünkü şu anki toplam süre, seyahat süresi olarak yani evden çıktım, varacağım yere kadar nereye gidiyorsam ev olur, otel olur fark etmez. Çok uzamış durumda. Yani o konfor uçağın getirdiği nedir? En temel şey hızdır yani. Siz çünkü uçağın içerisindeki o ortam pek de konforlu bir ortam. Normal şartlarda bile değil. Hepimiz biliyoruz. Düşük kabin basıncı, efendime söyleyeyim, hava çok kurudur vesaire çok sıkışık bir alan. Yani orada uçmak aslında çok da böyle konforlu bir şey değil. Siz niye katlanıyorsunuz buna? Hızlı olduğu için. Şimdi özellikle kısa mesafelerde bu hız unsuru ortadan kalkmış gözüküyor. Dolayısıyla ben tekrar az önce belirttiğim şeye geleceğim. İç hat uçuşları için bence bir an önce havalimanlarındaki bu sosyal mesafe uygulamalarıyla ilgili bir güncelleme yapılması gerekiyor ve oradaki süreçlerin çok ciddi manada hızlandırılması lazım. Aksi takdirde yolcular Ankara gibi, İstanbul çıkışlı olarak hep düşünüyorum tabii, Ankara gibi, İzmir gibi, hatta Antalya, Bodrum, Dalaman gibi noktalara giderken kendi özel otomobillerini tercih edeceklerdir gibi gözüküyor Tolga. Abdullah çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. İlginç bir, senin açından ilginç bir tecrübe olmuş. Ama diyorsun ki hani bu bir tecrübe olur ama bu şartlarda pek fazla mecbur kalmadıkça uçmak istemem diyorsun. Çok teşekkürler anlattıkların için. Tolga bir de şunu ekleyeyim. Dış hat uçuşları malum bugün başladı tekrardan.
Orada da mesela yani o kadar çok şart var ki yolcuların çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani Almanya'nın şartları farklı, Hollanda'nın farklı, ne bileyim İngiltere mesela çok tartışmalı bir kural getirdi biliyorsun. Geçen pazartesiden beri ülkeye giren herkese hangi yolda girerse girsin, hava yolu, deniz yolu, karayolu fark etmiyor, hangi yolda girerse girsin, ülkeye giren tüm kişilerin 14 gün boyunca kendi kendine karantinaya girmesi gerekiyor. Yani düşün, sen gezmeye veya iş için gideceksin ama 14 gün bir otelde kalacaksın. Böyle bir şey olur mu? Kimse yapmaz bu işi. Kimse yapmaz. Kimse yapmayacağı için de kimse gitmeyecektir. Yani gerçekten İngiltere'de oturan, orada çok acil bir işi, başka bir şeyi olan kişiler ancak gidecektir. Zaten orada sektörden de bayağı bir tepki geldi. British Airways olsun, Ryanair olsun ciddi manada tepki gösterdiler bu karara. Muhtemelen onlar da herhalde Temmuz ayından sonra bu kararlarını değiştireceklerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü aksi takdirde kimse İngiltere'ye şey için gitmez. Yani turizm amacıyla gitmez. Muhtemel yurt dışında çektirdiğimiz fotoğrafları daha uzun yıllar. Biz bir zamanlar şuralara giderdik. Günübirlik şöyle yapmıştık, böyle yapmıştık gibi göstermeye devam ederiz gibi geliyor. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Tolgozbek.com kanalımıza pazartesiden cumaya her gün yeni videomuz saat 19'da yayında. Farklı farklı konuları ele alıyoruz. Bizlere soru sormak isterseniz yorum yazabilirsiniz. info@tolgozbek.com adresimize mail yollayabilirsiniz. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki Havayolu 101 kanalına da YouTube'da abone olmayı unutmayın. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com'da analizler istiyorsanız, konuyla ilgili farklı bir bakış sivil havacılık sektörüne istiyorsanız havayolu101.com sitesine girmenizi tavsiye ederiz. Orada Dr. Abdullah Nergiz'in çok güzel yazıları var. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.